Kahramanmaraş'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski Kahramanmaraş Lider İş Adamları Derneği Başkanı Osman Genci, Genel Sekreteri Mahir Keçi, Bankası Eski Müdürü Fatih Mehmet Sarıoğlu, Rafet Arslanoğlu ve eski öğretmen Rüstem Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 26 sanıklı davaya devam edildi. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada dosyaya konulmak üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıklar savunma yaptı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuklu sanık Ö'ye örgüt hakkında bildiklerini anlatmak istediğini belirtti. Sanık Ö'ye 1990'lı yıllarda örgütle tanıştığını belirterek şunları söyledi. Cemaatin sohbet toplantılarına katıldım. 2013 yılında cemaatin toplantılarında İlhan Kudatlı Fatih Polat bizlere sohbet verdi. Kahramanmaraş'ta cemaate 5 bölgede toplantı yapılırdı. Ben Süçivan Mütevelli heyeti toplantılarına katılıyordum. 17-25 Aralık sürecinden sonra cemaat toplantılarına katılan arkadaşlar gruptan ayrılmaya başladılar. 17-25 Aralık sürecinden sonra benim katıldığım bir toplantıda AK Parti'nin cemaate karşı yanlış yaptığını, o yüzden AK Parti'nin hükümette olmaması için başka siyasi partilere oy vermemizi istediler, ifadelerini kullandı. Sanık Ö'ye, FETÖ-FDY'ye soruşturması kapsamında firari şüpheli Mustafa Timur Bangan'ın kendisine 2015 yılına bir görüşmelerinde haklarında dava açılabileceğini, bu nedenle yurt dışına kaçacağını, kendisinin de gelmesini istediğini belirtti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklar K.Y. ise 2009 yılında cemaatin sohbet toplantılarına katıldığını, o dönem Latif Kodatlı Mehmet Ekinci'nin kendilerine sohbet adili yaptığını söyledi. K.Y. Pensilvanya'daki çiftlik evine gittik. Burada sohbete girmeden önce bizim cep telefonlarımız alındı. Yaklaşık 150 kişi aynı sohbet toplantısına katılmıştı. Fethullah Gülen sohbet yaptı. Daha sonra çıkışta bizden ihtiyaç sahipleri için 50 ila 100 dolar arasında para vermemiz istendi. Ancak bizden kimse para vermedi. Ben yıllık 50 bin ile 150 lira arasında himmet vermiştim. Bana da cemaat toplantılarında AK Parti'yi yıpratmak için oy vermememiz gerektiği istendi, diye konuştu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen D.B. katıldığım toplantıda Bankasya'ya destek olunması istendi. Ben de özel bir bankadan 500 bin lira kredi çekerek buraya yatırdım, dedi. Eski doktor Rafet Aslanoğlu da aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Sanıklardan tutuksuz yargılanan ve panik atak nedeniyle duruşmada rahatsızlanan Z.Y.'ye mahkeme başkanı oturması için sandalye verilmesini istedi. Mahkeme başkanı sanıktan korkmadan sakin bir şekilde ifade vermesini talep etti. Tutuklu sanıklardan Rüstem Çetinkaya, Mahir Keçe ve diğer sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz yargılanan Osman Gemci ise tahliyesini ve davadan beraatini istedi. Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ö'ye, K.Y. ve D.B. ile ÖFG ve SNR'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.